Tabii ki bir anlamda dünya tarihine damgasını vurdu. İşte Karabağ'da siyalarla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Bayraktar TB3, dünyada ilk defa kısa pistli gemiden inip kalkabilen insansız hava aracı. Türkiye'nin savunma ve havacılıkta son yıllarda ortaya koyduğu gelişim zirveye çıkmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla en gelişmiş araç ve ekipmanları kazandırmaya çalışan Türk savunma sanayisi, son dönemlerde birçok projede kritik adımlar atıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Rusya-Ukrayna savaşındaki etkisiyle birlikte Türk sihası Bayraktar TB2 dünya gündeminden düşmez olmuştu. Türkiye'nin savunma ve havacılıkta son yıllarda ortaya koyduğu gelişim, Cumhuriyet'in 100. yılında zirveye çıkmaya hazırlanırken en çok merak edilenlerden birisi de Bayraktar TB3. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelmişti. Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı üretimindeki başarısını anlatan Bayraktar, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarma operasyonunun dönüm noktası olduğunu belirtti. İddialı yeni projelerden de bahseden Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi, MIUS, hakkında bilgi verdi. Bayraktar, şunları söyledi. Bayraktar TB3 ve MIUS bir gün devreye girerlerse, nasıl ki Bayraktar TB2 sihalarımız filolar halinde uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden oldular, bu uçaklar da devrim yapacaklar. Biraz daha büyük bir uçak. Bayraktar TB3, büyük derken biraz daha ağır bir uçak, 200 kilo civarında ve gemiden gemiye neredeyse en ufak müdahale olmadan inip kalkma kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının 2023'te göklerde olacağını söyledi. Türk savunma sanayisinin önemli şirketlerinden ve Bayraktar TB2'nin mimarı Baykar, Bayraktar TB3 insansız hava aracı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bayraktar TB3 sessiz sedasız geliştirilmeye devam ederken, Baykar'ın kapılarını Süleyman Soylu'ya açmasıyla Türkiye'nin yeni SİHA'sı TB3'ün de bir görüntüsü ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Baykar'ın üretim tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette çekilen fotoğraflar hem Jandarma Genel Komutanlığı'nın hem de Baykar'ın Twitter hesaplarında yayınlandı. İşte, Türkiye'nin yeni sihasının ilk görüntüsü bu fotoğraf karesiyle ortaya çıktı. İlk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yaptığı paylaşımda duyurulan Bayraktar TB3, Baykar firması tarafından geliştirilen TB2 SİHA'nın üst versiyonu olarak tasarlanmaktadır. Dünyada ilk defa kısa pistli gemiden konvansiyonel şekilde inip kalkan insansız hava aracı olan Bayraktar TB3, çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar TB3, sahip olduğu özelliklerle Bayraktar TB2 ile Bayraktar Akıncı TİHA arasında bir seçenek oluşturacak. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, uydu kontrollü, yerli motor, katlanır kanat yapısı ve Aselsan KATS gibi farklı yeni elektronik ve mekanik özelliklere sahip olduğu gibi Bayraktar TB3, kısa pistlere iniş kalkış yapabilecek yapısal özellikleriyle uçuş güvertesine sahip LHD, uçak gemisi türündeki gemilerde de kullanılabilecek. TB3 bu özellikleriyle silahlı insansız hava araçları kullanım konseptinde devrim niteliğinde değişikliklere neden olacaktır. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip Bayraktar TB3 kanatları altında akıllı bir cephanelik barındırıyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip olacak Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlandı. Bayraktar TB3 bu sayede kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor. Sonuç olarak, Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.
Baykar savunma tarafından üretilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracı, Baykar'ın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirdiği Bayraktar TB3SİHA'sı yeni yılın ilk yarısında gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor. Daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Bayraktar TB3, dünyada ilk defa kısa pistli gemiden inip kalkabilen insansız hava aracı.